Katkıları konulu bilgilendirme toplantısına hoş geldiniz. Programımızı arz ediyorum. Demir yoluyla birbirine kavuşuyor. 2009 yılından itibaren yüksek hızlı tren işletmeciliğine başlayan ülkemizdeki arasında başlatılan 393 km uzunluğunda saatte 250 km işletme hızına uygun çift hatlı, elektrikli ve sinyalli yeni demir yolunun inşası hızla devam. YET yani yüksek hızlı tren Sivas'ın gündeminde olan önemli bir konu. Her ne kadar son dönem Covid süreci bu süreci biraz gölgede bırakmış olsa da yüksek hızlı trenin yakın zamanda hizmete girecek olması ile birlikte bu ilgiyi üzerine çekecektir. Bugün sadece şehrimizin değil, ülkemizin en büyük adımlarından biri olan Ankara-Sivas yüksek hızlı tren projesindeki son durumumuzu şehrimizin yüksek hızlı trenle ilgili hazırlıklarını bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirmek üzere bir araya geldik. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Gece gündüz çalışıyorlar. Bayram günü çalıştıklarını biz de şahidiz. Soğukta bu sene kış çok meşakkatli geçti biliyorsunuz. Kışın çalıştılar. Dolayısıyla Sivas'la Ankara arasındaki bu büyük projeyi gerçekleştirmek için gece gündüz çalışıyorlar. Öncelikle başta Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma Bakanımıza, TCG Genel Müdürümüze, ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Sonra hızlı tren toplu taşımada en çağdaş taşıma sistemlerinden biridir. Ve ekonomiden, sosyal, bahsettiğimiz gibi kültürel yaşama ve birçok alanda olumlu etkiler yapılacağı düşünülmektedir. Son yıllarda Türkiye'de demiryolu sektörüne önemli yatırımlar gerçekleşiyor. 2009'da biliyorsunuz bu ilimizde yatırımlar startı verildi. Ankara-Sivas arasında yakın zamanda seferlerine başlayacak olan yüksek hızlı tren için ön hazırlıklara Sivas'ın çok önceden başladığını ifade etmek istiyorum. Bu ön hazırlıklar, yüksek hızlı trenle ilgili mental hazırlıklar. Bir şehir düşünsel anlamda hazır olması lazım. 16 milyar ki ben bunun 20 milyara tamamlanacağını düşünmekteyim. 20 milyarlık bir projenin de Türkiye'nin, Sivas'ın çehresini değiştirmesi mümkün değil. Ama bizdeki veri 405 km uzunluğundaki yüksek hızlı tren hattı sonra önceden hep yıllara sarıyor, işte sarkıyordu falan. Ama artık sarkması mümkün değil. Şimdi hocamız bilgi verdi, özür dilerim, koordinatörümüz. Kırıkkale-Sivas arasında hem altyapı hem üst yapı neredeyse %100 bitti. Sadece Yavu'da bir tünel geçişinde orada bir çalışma var. Çok kısa, 2 kilometrelik bir kısım. Onun haricinde artık deneme sürüşleri, hatta deneme sürüşü de kısmen başladı. Bundan sonra o deneme sürelerinin süresine göre eğer arzu edilen altyapı, üst yapı, deneme sürüşleri birbirine entegre olduğu zaman, uyumlu olduğu zaman da hızlı bir şekilde seferler başlayacak. Ama şöyle de bakabiliriz. Yani artık Sivas yüksek hızlı tren seferleri çok kısa zaman içerisinde hayata geçecek. Diğer viyadüklerden farklı olarak özel tasarım ve yapım tekniği gerektiren viyadükler inşa ediliyor. Tek seferde 90 metre açıklık geçilerek imal edilen ve yapımında hareketli kalıp sistemi MSS uygulanan viyadükler bu yönüyle dünyada ve ülkemizde ilk olma özelliğini taşıyor.